Seviyorum heyecanlanmayı. Ya! Başlasam mı ben? Çok geliyor mu ses? Başlıyorum. Aloha. Yepyeni bir bitenler videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kanaldaki 7. bitenler videosu. Bu videoyu çekmeden önce baktım hani daha önce kaç bitenler videosu olmuş diye. Ve hani özellikle buna bakmamın sebeplerinden biri de hani izlemeyenleriniz varsa ve böyle bitenler videolarına meraklıysanız, cilt bakımına meraklıysanız o videolara da bakabilirsiniz diyorum. Hani bu videodan sonra ya da önce bilginiz olsun. Ve şimdi videomuza başlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu videoda size 18 tane üründen bahsedeceğim. Son aylarda kullandığım ve biten ve bu ürünler arasında daha önceki videolarda da bahsettiğim ürünler olacak. O yüzden onları hızlı hızlı geçeceğim. Ve onları en sona sakladım. Hani iki tane aynı üründen bittiyse onu bir ürün olarak ele aldım. Bilginiz olsun. Öncelikle yağ bazlı temizleyicilerden başlamak istiyorum. Ve son aylarda kullanıp bitirdiğim inanılmaz memnun kaldım. Gerçekten bayıldım. Yani benim için 10 üzerinden 9,5 verebileceğim bir ürün. Purito markasının From Green Cleansing Oil diye geçen bu yağ bazlı temizleyicisi. Bu 200 ml'lik olması lazım ama yanlış olmasın. Bir daha bir şöyle bakayım not almışım. Evet 200 ml'lik bir ürün. Ve de bu videoyu çekmeden hemen önce bir baktım. Hani sadece bir yerdeki bu arada fiyatına baktım. Normalde çok fazla fiyat vermiyorum biliyorsunuzdur bir süredir takip ediyorsanız. Çünkü çok değişiyor fiyat aralıkları. 650 liralık şu anda fiyata satılıyor yani bulduğum bir yerde. Ama bence çok pahalı. Diyorsanız ki Kardelen benim bütçem buna el veriyor ve denemek istiyorum. Hani ben biraz araştırırdım ve en uygun nereden satın alabilirsem oradan bakardım. Ama tabii ki de hani Trendyol'da birçok sahte satıcı da olabiliyor. Hani ona dikkat edin derim. Bunun yanı sıra arkadaşlar Purito zaten vegan bir marka. O yüzden ve ben de inanılmaz seviyorum genel olarak ürünlerini de. Bu yağ bazlı temizleyici çok iyi temizliyor. Yani benim denediğim şu ana kadar çok yağ bazlı temizleyici oldu. Böyle akışkan kıvamda bir de balm kıvamında olanlar var. Onlardan da bahsedeceğim birazdan. Bitenler oldu birkaç tane. Ama böyle akışkan olarak denediğim en iyilerinden biri. Yani kesin olarak ilk üçüme girer. Bunun içeriğinde aynı zamanda zeytinyağı var, ayçiçeği tohumu yağı, jojoba, tatlı badem ve üzüm çekirdeği yağı ile tokoferol yani E vitamini var. Zaten böyle hani o kokuları da seviyorsanız hani böyle badem, üzüm kokusunu falan hani böyle alıyorsunuz hafiften. Çok güzel ve yenileyici bir koku da geliyor burnumuza temizlerken. Ben böyle bir dakika boyunca, bazen 1,5 dakika boyunca, hatta zamanım varsa 2 dakika boyunca yukarı doğru ovalayarak böyle hani çok haşır huşur değil de yumuşak bir şekilde diyeyim. Hani yer çekiminin tersi hareketine, tersine doğru cümle kuracağım umuyorum. Daha bu arada uzun zamandır video çekmemiştim böyle kamera karşısına çekip hani çıkıp vloglar dışında. O yüzden böyle biraz alışmamışım. Neyse, şuradan alayım. Cildinize gerçekten çok iyi geliyor ve aynı zamanda bu yağ bazlı temizleyicinin şöyle bir özelliği de var. Temizledikten sonra cildinizi sanki böyle bebek poposu gibi bırakıyor. Yani birçok yağ bazlı temizleyicide ben bunu bulamıyorum açıkçası. O yüzden eğer ki bütçeniz dahilindeyse ve hiç denemediyseniz ve gerçekten yağ bazlı temizleyici arayışındaysanız en azından bir kez deneyimlemeniz gereken bir ürün diyebilirim. Benden gözü kapalı tavsiye. Zaten Purito markasının birçok ürününe yani bayılıyorum ben. Ama tabii ki de bunu yine her bitenler videosunda söyleyeyim. Bu videoda da söylüyorum. Şimdi de söyleyeyim. Bana iyi gelen ürünleri size anlatıyorum. Ya da iyi gelmeyen ürünlerin neden iyi gelmediğini söyleyerek burada bu videoda paylaşıyorum. O yüzden bana hiç iyi gelmeyen bir ürün size çok iyi gelebilir. Ya da bana inanılmaz iyi gelen cildime gerçekten çok böyle ışıl ışıl yapan bir ürün sizin cildinize hiç iyi gelmeyebilir. Benim kuru ve yazın yağlıya dönük bir cildim var genel olarak arkadaşlar. T bölgem biraz daha yağlı. O yüzden hani siz de kendi cilt tipinize göre bakın. Bütün cilt tipleri için de uygundur. Bilginiz olsun. Son olarak da 2-3 pompa kullanmanız yeterli oluyor. Ben sabahları değil akşamları kullanıyorum. Bu şekilde bununla ilgili söyleyeceklerim. Yağ bazlı temizleyicilerden başlamışken bu Hello Clean'in zaten bir önceki videoda size bahsetmiş olmam lazım. Kırmızı, mor,
pembe, sarı rengi de galiba vardı. Yani 4-5 rengi vardı. Ve bu renklerin, yani bu kutuların aslında hepsinin farklı farklı cilt tiplerine hitap ettiği için böyle renk verdiklerini öğrendim. Mesela pembe olan squalene ve bisabolol içeriyor arkadaşlar. Ve kuru ve hassas ciltler için daha uygun. Mor olanı bütün ciltler için çok daha, yani tüm cilt tipleri için uygundur deniliyor. Ve hyaluronik 3D var deniliyor içinde. Bu balm kıvamında bir yağ bazlı temizleyici. Ben bundan memnun kaldım. Yani gerçekten ben hepsini denedim. 4-5 rengi varsa işte ben 4-5 rengini de almıştım. Bir de ilk çıktığı zamanlarda aldım. Şu an tam hatırlamamakla birlikte ya 100 lira bandındaydı tanesi ya da 150 lira bandındaydı. Bayağı makul fiyatlıydı. Ama bu videoyu çekmeden önce fiyat arayışına girmedim genel olarak ürünlerle ilgili bilinçli bir şekilde. O yüzden şu anki fiyatı nedir emin değilim. Ama eğer ki yağ bazlı ve balm kıvamında ve hala uygun fiyatlı ise umarım böyle bir ürün arıyorsanız bunu da tavsiye ediyorum. Yani benim için 10 üzerinden 8,5-9 verebileceğim bir yağ bazlı temizleyici. Sadece tek memnun kalmadığım tarafı bunun içinde arkadaşlar şöyle göstereyim. Hani böyle bir spatula çıkıyor içinden. Ama yani koyacak yeriniz yok. Hani normalde Mizo'nun falan ürünlerinde ya da başka yağ bazlı balm kıvamında olan ürünlerde böyle üstünde bir bölüm oluyor. Ve onun üzerine hani spatulası daha küçük oluyor. Onu koyabiliyorsunuz. O bana daha hijyenik geliyor. Bu açıdan sınıfta kaldı. Hani buna da bir çözüm bulurlarsa bence yeni paketlemesinde çok daha iyi olur. Ama dediğim gibi 12 aylık bu arada bir ömrü var. Bunun da ne kadar buna da bakalım. O da önemli çünkü bunun da 12 aylık yani bir yıllık, bir yıl içinde tüketmeniz gerekiyor bunları. Yani cildinize sürmeniz, tüketmeniz. Tüketmeniz deyince de sanki böyle yememiz gerekiyor gibi bir algı oluşuyor bende. Neyse Herbaderm markasından çıkan yağ bazlı temizleyici dediğim gibi 100 ml'lik ve uzun sürede gidiyor. Ben bayağı hani yağ bazlı kullanımında böyle normalde kullanmanız gereken miktarın 2 katı kullanıyorum. Ona rağmen uzun süre gitti. O yüzden öneririm bunları da. Bu arada şunu da söylemek istiyorum parantez içinde. Bu bitenler videosuyla beraber ben eğer... Hani kullanırken ürünleri video çektiysem sağa ya da sola büyük ihtimalle şu tarafa o ürünleri kullanırken çektiğim videoları da koyacağım. Ama bu bitenler videosunda çok olur mu emin değilim. Çünkü ara ara çektim hani sizin için cildimde nasıl etki yaratıyor, işte nasıl temizliyorum, onun kıvamı nasıl onları da görebilmeniz için daha iyi olacağını düşünüyorum. Zaten Instagram'dan da sormuştum. Evet Kardelen hani koy demiştiniz hani o görüntüleri de. O yüzden onunla ilgili de bilginiz olsun. Son zamanlarda kullanıp bitirdiğim 2 tane su bazlı köpük formunda temizleyiciye gelecek olursak arkadaşlar Clinique markasının Anti-Blemish Solutions diye bir su bazlı köpük formunda temizleyicisini bitirdim. Bu 100 ml'lik bir ürün olması gerekiyor yanılmıyorsam. 125 ml'lik bir ürün. Ve bu da 2 yıl içinde bitirmeniz gereken bir ürün. Ama ben yine eğer açarsam 1 yıl içinde bitiririm. Açıkçası ben bundan çok memnun kalmadım. Ve bunu bana bir arkadaşım önermişti. Hani ben çok memnun kaldım sen de bir dene diye. O önerdi diye almak istedim. Ama hani benim gözlerimi biraz yaktı. Ve hani ben temizlerken cildimi, yüzümü... Gözlerimi de açıyorum. Özellikle su bazlı ya da yağ bazlı temizleyicilerle temizlerken iyice çıktı mı diye bakıyorum hani gözümdeki makyaj. Bu bayağı yaktı. Ama siz hani ben Kardelen'in hiç gözümü açmıyorum ve böyle normal orta segmentte. Gerçi fiyatı da çok uygun olmayabilir ama hani iyi temizliyor mu derseniz mesela iyi temizliyor. O açıdan bana bir ürün önerir misin derseniz evet bunu önerebilirim. Bu arada bununla ilgili şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Kızarıklık giderici etkisi olduğu söyleniyor. Ama ben hani rozasea hastalığı var bende. Hastalık deniyor da ben rahatsızlık mı diyeyim. Yani cildim bayağı hassas arkadaşlar. Hem zaten kızarıklık oluyor hem de rozadan dolayı da ekstra kızarıklıklarım oluyor. Onda hiçbir etkisi olmadı. O yüzden hani benim 10 üzerinden 5,5-6 verebileceğim ve çok da önereceğim bir su bazlı temizleyici değil. Ama hani hiç denemediyseniz ve Kardelen ben yine de bir denemek istiyorum derseniz de buyurun diyebilirim size. Bunun yanı sıra bir diğeri bu kesinlikle çok daha iyi geldi cildime. Sadece tek bir eksisi, öncelikle bir üründen bahsedeyim. Clarins markasının Rich Moist Foaming Cleanser diye bu da su bazlı köpük formunda bir temizleyicisi arkadaşlar. Bu sadece 100 ml olması lazım. Ondan bir tık daha
Aynen. Bir tık daha küçük, yani daha az gramajı var. Ve bu da yine 1 yıl içinde tüketilmesi gereken bir ürün. Bunda da tek benim, yani bu ürünü bir daha alamam dediğim nokta, gerçekten gözlerimi açmasam da inanılmaz derecede yaktı ve beni çok rahatsız etti. Ve bir ürünün, özellikle yağ bazlı ya da su bazlı temizleyicinin, benim gözümü yakmaması çok önemli. Ama bunu kullandıktan sonra diğer demin paylaştığım şu kliniğe göre daha iyi temizlemiş hissini kesinlikle hissettim. Yani cildim daha temizlenmişti, onu söyleyebilirim. O yüzden bu ikisi arasında Clarins markasının köpük formundaki temizleyicisini öneririm. Ama dediğim gibi, yani buna nazaran bu daha fazla gözümü yaktı. Hani bilginiz olsun. Aranızda bu arada kullananlarınız varsa, sizin gözünüzü yaktı mı ya da sizin cildinize nasıl etkisi oldu? Bütün ürünlerle ilgili, eğer ki kullandıysanız, deneyimlediyseniz onu da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda tabii ki başka ürün önerileriniz de olursa, su bazlı, yağ bazlı ya da böyle paylaşacağım birazdan esanslar olacak, serumlar olacak. Onlarla ilgili önerileriniz olursa onları da bekliyorum arkadaşlar. Son aylarda bitirdiğim bir diğer ürün de Advanced Snail 92 All-in-One Cream diye geçen Cosrx markasının aslında nemlendirici kremi. Yalnız bunda yüzde kaç oranındaydı? %92 oranında olması lazım. Zaten Snail 92 yazmasının sebebi de oydu diye hatırlıyorum. Salyangoz özleri toplanıyor arkadaşlar ve içeriğinde salyangoz özü var. Ama şuna ben çok dikkat etmiştim. Hani o salyangozlara zarar vermeden toplanıyor bu içerik. O yüzden hani eğer ki denemek isterseniz ve cildiniz anlaşabiliyorsa bu ürünü, yani salyangoz özü içeriği olan bir ürünü hiç denemediyseniz, benim size nacizane tavsiyem bir testerını denemeniz ve cildinize olumsuz bir etki yaratacak mı? Hani böyle belki elinizde, kolunuzda da deneyebilirsiniz. Böyle 2-3 saat, 4 saat bir kalabilir. Eğer ki bir tarih, bir şey olmazsa bu ürünü alabilirsiniz. Çünkü biraz pahalı, maliyetli bir ürün. Benim cildime çok iyi geldi. Çok iyi nemlendirdi. Sadece çok yapış yapış bir his bırakıyor. O histen hoşlanmıyorsanız almayın derim. Ama hani o yapış yapış his benim için uygun derseniz, gerçekten içeriği çok iyiydi. Bunun yanı sıra muhsin var dedim. Aynen. Ve evet, birazcık aydınlatma özelliğine de sahip. Cosrx markası bu arada ben çok sevdiğim markalardan biri. Özellikle güneş kremine de bayılıyorum. Ama bu yapış yapış his bırakmasından dolayı ve hani sabah kalktığımda da birazcık da olsa o his geçmediği için ben ne kadar sevsem de bir daha bu ürünü almayacağım. Ama 10 üzerinden 8,5 veririm bu ürüne. Şimdi bahsedeceğim 3 üründen, aslında 2 üründen daha önce de bahsettiğim için çok kısa geçeceğim arkadaşlar. Şu I'm From markasının ginseng serumu. Bundan zaten herhalde en az bir 3-4 adet bitirmişimdir. O yüzden bu kaçıncı, inanın bilmiyorum, 4. 5. olabilir. İnanılmaz iyi. Yani ginsengle eğer cildiniz anlaşıyorsa gerçekten çok severek kullanacağınız bir serum. Bu arada I'm From markası, yani özellikle bu seruma çok 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 zam geldi son zamanlarda. Hani ben olabildiğince takip edip ne zaman bir indirim varsa onu yakalamaya çalışıyorum ama çok fazla indirime giren bir üründe değil. Bunun yanı sıra kullandığım başka ginseng içerikli serumlar da var. Ama hiçbirinden bundan kaldığım kadar memnun kalmadım. O yüzden hani %7.98 oranında ginseng içeriyor. Bu arada peptitlerle çok iyi anlaşıyor ginseng serumu. Bilginiz olsun. Yani ben kutu kutu, şişe şişe bitirdiğim bir serum. Eğer bütçeniz dahilindeyse bakın. Ama artık zamlardan sonra buna değer mi derseniz de değmeyebilir. Çünkü gerçekten çok yüksek fiyatlı. Belki yurt dışına gittiğinizde ya da yurt dışından tanıdıklarınız varsa hani oradan getirebilir diyebilirim size. Yine diğer bitenler videolarından baya baya aşikar olduğunuz bir ürün, bir krem. Pruto markasının Deep Sea Pure Water Cream'i arkadaşlar, kremi. Yani iki tane bitirdim gördüğünüz gibi. Hatta şuralarından şöyle kestim. Bunu da bitirdim. Bu benim yine kullandığım 4. ya da 5. krem olabilir. Hatırlarsanız size bahsetmiştim. Stoğu çok bitiyor ve ben olabildiğince bulduğum zaman stokluyorum. Ama demin bahsettiğim I'm From markası gibi bu da son zamanlarda inanılmaz zamlandı. Ve en son baktığımda hatta almadım. Çünkü 600-700 TL civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani en son baktığımda çok yüksek geldi bana. Hani en son 300-400'lerde bir almıştım. O zaman bayağı stoklamıştım. Ama yani
çok içeriği çok iyi. Zaten hani bu ürünü detaylıca anlattığım diğer bitenler videolarına bakabilirsiniz. Şimdi çok uzamasın video ama gerçekten çok, nasıl diyeyim size, gece sürüyorsunuz ve bütün cilt tipleriyle anlaşıyor. Sabah kalktığınızda inanılmaz derecede neme doymuş uyanıyorsunuz. Yani benim kullandığım hiçbir nemlendirici krem bunun verdiği kadar nem vermedi cildime. Öyle söyleyebilirim. Gerçekten benim bir numaralı nemlendirici kremim budur. 10 üzerinden 10'luk bir ürün. Ben bir krem üretseydim bunu üretmiş olmak isterdim. Size o kadar söyleyeyim ve abarttığımı da hiç düşünmüyorum. Birçok nemlendirici krem deniyorum ama yine dediğim gibi benim cildimle çok iyi anlaşıyor. Kullanıp memnun kalmayanı da görmedim. O yüzden bir bakın derim. İndirimlere girdikçe ya da bütçeniz dahilindeyse mutlaka alın, deneyin. Ve zaten dediğim gibi benim şu zamana kadar Pruto markasının deneyip memnun kalmadığım bir ürünü olmadı. Sizinle bitenler videosunda ilk defa paylaşacağım bir ürün de Time Revolution'un Misha markasının Red Algae Treatment Essence'ı arkadaşlar. Bu da yine 100 ml'lik miydi, 200 ml'lik miydi? Hemen bakıyorum. 150 ml'lik bir ürün, esans bu. Ve bunu hani ne zaman cildime uygulamalıyım ya da bana uygun mu derseniz de öncelikle bir şunu söylemek istiyorum. Ben bayıldım bu ürüne. Yani 10 üzerinden 8,5-9 veririm ve bu kadar pahalı olmasaydı, çünkü bu videoyu çekmeden önce baktığımda 880 liralık bir fiyatı vardı ve 80 TL'de kuponu vardı. Yani 700-800 TL bandında bir ürün. Bayağı pahalı dediğim gibi. Bu arada bu video boyunca hep böyle çok pahalı, çok zamlandı diyorum. Yani neler mümkün? Daha çok indirimlere girmesi için, fiyatların düşmesi için neler mümkün diyorum ama gerçekten bana da çok yüksek geliyor. O yüzden böyle izlediğinizde Kardelen bunlar çok bütçeyi aşıyor, daha uygun fiyatlı ürünleri kullandığım videolar çeker misin, bitenler videosu çeker misin derseniz de yorumlara yazın. Hani özellikle çok uygun fiyatlı ürünlere de sizin için bakarım. Ama hani ben bunu mesela 400 küsür liraya almıştım arkadaşlar. Uzun süre kullanmamıştım, sonra açtım kullandım. Bir yıl içinde bunu da bu arada bitirmeniz gerekiyor. Bu ürünün içeriğinde 100 gün fermente edilmiş kırmızı yosun özleri var. Ve bu yosun özleriyle formüle ediliyor. Bunun yanı sıra yoğun nem veriyor ve yaşlanma karşıtı. Yosun özlerinde de mineral ve polisakkaritler bulunuyor. Zaten yaşlanma önleyici özelliğinin olmasını sağlayan da bu yosun özleri. Bildiğim kadarıyla hatta İrlanda'dan çıkıyordu bu kırmızı yosun özleri. Öyle hatırlıyorum. Araştırmıştım çünkü. Benim cildime çok iyi geldi ve gece işte ben yağ bazlı temizleyiciyle cildimi temizliyorum. Sonra su bazlı temizleyici. Genellikle köpük kıvamında tercihim oluyor. Ondan sonra işte biraz bekliyorum. Toniğimi sürüyorum. Tonikten sonra da 2-3 dakika hep ben böyle ara verip bekliyorum. Ondan sonra esansı uyguluyorum. Bu arada bana sorarsanız, hani 25 yaşın altındaysanız ve cildiniz çok kuru değilse eğer, esans kullanmanıza gerek yok. Hatta yoğun nem veren, yoğun nem sağlayan toniklere bakabilirsiniz. Ama hani 25-30 yaş üstüyseniz ve cildiniz benimki gibi kuruysa böyle bir esans kullanabilirsiniz. Misha'nın zaten çok güzel esansları var. Aynı zamanda benim bilmediğim, sizin bildiğiniz başka esanslar varsa onları da dediğim gibi zaten her zaman yorumlara bırakabilirsiniz. Ama bu ürünü denemeyenlere ve dediğim gibi 25 yaş üstüne özellikle kuru cilde sahip olanlara öneriyorum. Yine son aylarda 2 tane güneş kremi bitirdim arkadaşlar. Bundan zaten Benton markasının güneş kreminden bahsetmiştim diğer videolarda. İkisi de kimyasal filtreli. Bunu sanırım daha önce hiç kullanmadım. İlk defa kullandığım bir güneş kremiydi. İkisinden de çok memnun kaldım. Bu zaten ya Benton'unki ikinci ya da üçüncü paketim olabilir. Ama bunu ilk defa denedim ve nasıl olacak acaba diye böyle hani meraktan almıştım. Çünkü kıvamı çok çok iyiydi. Bayağı beni şaşırttı. 50 ml'lik bir ürün. Bu da ikisi de 50 ml'lik bir ürün. Zaten hani koruma özelliği PA++++, yani 4 tane artı olması lazım ikisinde de, bayağı yüksekti. Eğer cildiniz kuruysa bir tık daha sevebilirsiniz bu arada. Çünkü biraz nemli yapıda. Özellikle bunun için özellikle uyarıyorum. Yağlı cilde sahipseniz bu Benton markasının güneş kreminden çok hoşlanmayabilirsiniz. Bu yine biraz daha az yağlı. Yani biraz
Hem nem veriyor hem de böyle birazcık yağlıymış gibi bırakıyor cildiniz ama beni hiç rahatsız etmedi. Ve benim cildim zaten genel olarak kuru olduğu için bana çok iyi geldi. Bunun yanı sıra cildinizi yatıştırma özelliğine de bu sahip, nem veriyor. Sika içerikleri çok var bunda. Bu da dediğim gibi yani gün boyunca koruma sağlayan kimyasal filtreli. Gayet memnun kaldığım bir üründü. Corendi'den yanlış hatırlamıyorsam ben almıştım ama başka yerlerde satılıyor mu emin değilim. Bakabilirsiniz. Neogen Dermoloji diye geçen şu güneş kremi bu şekilde. Ve arkadaşlar son zamanlarda yine kullanıp bitirdiğim The Ordinary markasının ben Londra'da bir mağazası vardı. Oradan almıştım. Buffett Cooper Peptide diye bir serumu vardı. %1 oranında bakır peptitli serumu. Bu böyle mavi bir rengi vardı. Bunu da kullanırken size sanırım çekmedim. Ama şöyle göstereceğim şimdi kamera netlerse. Çok az kalmış bakın. Bu böyle bu şekilde bir bakır peptitli serumdu. Benim cildime çok iyi geldi. Hatta ilk kullanmaya başladığımda bayağı çekinmiştim. Hani acaba irite eder mi? Bana iyi gelir mi? Yoksa hani gerçekten cildime bir zararı olur mu diye biraz çekinmiştim ama peptitlerle genel olarak benim cildim anlaşıyor. Cinsenkle de anlaşıyor. O yüzden gayet rahat kullandım. Genelde 2 günde bir ya da 3 günde bir kullandığım bir serum oldu. Bir de yine benim araştırdığım kadarıyla bakır peptidi bulunan çok fazla serum yok. Var tabii ki ama böyle çok hani birçok peptit serumunda bakır peptidi bulunuyor diyemem. Ben bulamadım en azından. Bir iki tane ürün buldum. O yüzden The Ordinary'nin de yani bakır peptidi olduğunu görünce bu serumunda direkt alayım dedim. Burada Türkiye'de bulunuyor mu inanın onu da araştırmadım ama vardır diye düşünüyorum. The Ordinary markası genel olarak bence abartılıyor bu arada. Bu benim nacizane düşüncem. Çünkü evet bu üründen memnun kaldım ama diğer hyaluronik serumu o kadar iyi değildi mesela. Yani çok daha iyi nem veren hyaluronik içerikli serumlar var gibi gibi. Neyse ama bu ürün benim için 10 üzerinden 8.5'tu diyebilirim. Uygun fiyat yani Londra'ya gittiğimde yine o mağazaya gideceğim Ordinary'nin mağazasına. Eğer uygun fiyatlıysa yine alırım ama onun dışında böyle fiyatı yüksek gelirse bunun yerine başka ürünlere bakarım. Ve son aylarda yıllardır aslında kullandım ama sizinle hiç bitenler videosunda paylaşmadığımı düşünüyorum. Bir deodoranttan bahsedeceğim. Lancôme'un Bocage deodorant diye. Bu böyle bir roll-on deodorant. Ben bundan seneler içinde yani lise yıllarımdan beri bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yani 10-15 tane bitirmişimdir. Öyle söyleyeyim size. Ve ben sprey formundan çok böyle roll-on tarzında deodorantları seviyorum ama her deodorant bence özellikle yaz aylarında ter kokusunu çok giderici olmayabiliyor. Yine benim denediğim hani vegan olan birçok deodorantta da ben sorun yaşadım. Sizden de bekliyorum. Kardelen şu deodorant gerçekten ter kokusu önlemede çok iyi dediğiniz deodorantlar varsa yorumlara yazın. Çünkü bu konuda ben de arayış içerisindeyim. Lancôme'un bayağı etkilidir bu deodorantı. Yani ben yıllardır kullanırım ve hep memnun kalırım. Hatta ara ara yaz aylarında yani yanıma alıp böyle gün içinde de birkaç kere kullandığım oluyor. Tabii ki de çok terli ve böyle çok sıcak ortamlarda bulunmuyorsam gerçekten ter kokusu önlüyor arkadaşlar. Bunu da öneriyorum. Ve yine diğer bitenler videolarında bahsettiğim o yüzden çok hızlı geçeceğim şöyle iki tane maske var. Kullandığım Foreo'nun Manuka balıyla balı içerikli olan daha doğrusu maskesini kullandım. Foreo cihazımla beraber iki tane. Gayet iyi geliyor. Zaten Foreo ışık da sağladı. Yani ışıkla da bakım yaptığı için 1,5 dakika boyunca maskeyi de ona iyice oturtturuyorsunuz diyeyim. Çok etkili oluyor. Bunun yanı sıra yine son zamanlarda zamlarla birlikte gerçekten fiyatını bayağı yükseltmiş olan Dr. Jart'ın bir bu mavisini bir de ben yeşilini çok kullanıyorum. Mavi maskesini denedim. Bir de ben Roma'ya gittim daha yeni. Bir arkadaşımın düğünü vardı. Hatta vlog da çektim. O da yakın zamanda yayınlanır. Hatta yayınlandıysa şuralara koyalım. Ama büyük ihtimalle bu video yayınlandıktan sonra yayına girecek. Oradaki Sephora'larda Türkiye'ye göre çok daha ucuzdu bu maskeler. O yüzden birkaç tane oradan da stokladım. Yani hani şunu diyorsanız kardelen bu kadar pahalı sen nasıl alıyorsun? Ben bayağı bakıyorum yani
yurt dışındaki fiyatları da araştırıyorum ve yurt dışına gidiyorsam hani oralardan toplamaya çalışıyorum. Mesela Ağustos ayında arkadaşlar bir eğitim için Amerika'ya gidebilirim. Amerika'ya gittiğimde de cilt bakımı ürünlerini orada bakacağım. Eğer fiyatlar orada çok daha uygunsa hani oradan böyle stok yaparak dönerim gibi gibi ilerliyorum ben. Bu da bu şekilde zaten çok çok memnunum. Bütçeniz dahilindeyse mutlaka deneyin derim. Çok nem veriyor. Bir de bu rubber mask diye geçiyor. Yani elastik bir maske. Ben bayıldım. Yani bunu da cildiniz benimki gibi her ciltle anlaşacak diye bir şey yok. Onu yine özellikle altını çiziyorum ama çok memnun kalacağınızı düşündüğüm bir ürün. Tabii ki başkalarının yorumlarına da bakabilirsiniz diyorum ve diğer ürünümüze geçiyorum. Bu bayağı aslında uygun fiyatlı göz maskesi. Isana'nın bir ürünü. Yani gözaltı maskesi. Tekli satılıyor. Yani tek kullanımlık. Isana'nın zaten genel olarak ürünlerini ben çok seviyorum. Aynı şekilde Selenes markasının da ürünlerini çok seviyorum. Isana bildiğim kadarıyla Alman markası, Selenes de İsveç markası arkadaşlar. Ve bu anlattığım hani diğer Kore markalarına oranla diyeyim bir tık daha uygun. Yani daha günümüz koşulunda artık hani hangisi uygun fiyatlı ama daha uygun fiyatlı segmentte ve Gratis ya da Rossmann'larda bulunuyor Isana ya da Selenes markası zaten. Memnun kaldım ama benim denediğim çok güzel gözaltı patchleri vardı. Onlar kadar etkili değildi. Ama o gözaltı morluk, benim çok morluğum yok. O yüzden o açıdan konuşamam ama böyle bir nem verdi. Daha dinç bir görünüm sağladı. Onu söyleyebilirim. Ben karpuzlu olanı denedim bu arada. Hani denemeyenler varsa, böyle bir arayışınız varsa bunu da deneyebilirsiniz diyorum. 10 üzerinden 5,5-6 veririm ama hani öyle inanılmaz da wow değildi. Ve bunu da çok önceden belki sizinle bir bitenler videosunda paylaşmıştım. Aloe Vera'lı Bio RLX diye bir aslında lip dudak balmı bu. Ben bunu hani böyle evdeyken hep kullandığım, elimin gittiği bir balm. Hep bunu alıyorum. Yani en az bir 4-5 tane bitirmişimdir. Aslında böyle yine yorumlara şunu da yazarsanız, böyle biten ve daha önceki videolarda bahsettiğim ürünlerden bir daha bahsetmem hoşunuza gidiyor mu? Yoksa sadece ve sadece yeni ürünleri mi size anlatayım? Yani daha önce denediğim hiçbir ürünü anlatmayayım mı dersiniz? Bunu da çünkü bir videoda ele almıştım ve gayet memnun kaldım. Bu da yine benim kaçıncı şişem artık bilemiyorum. Sebamed'in intim yıkama jeli. Ben yine memnun kalıyorum ve arada kullanıyorum yani tabii ki de. Çünkü hijyene önem veriyorum arkadaşlar. Sebamed markasını da genel olarak severim. Böyle bir arayışınız varsa bunu da öneriyorum diyorum. Ve artık bu bitenler videosunun sonuna geliyorum. Size biraz daha yaklaşayım istedim. Bir bitenler videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani dediğim gibi son zamanlarda şunu merak ettim. Hani sizinle daha önceki videolarda paylaştığım ürünleri bir daha çünkü ben bayağı böyle çok sevdiğim ürünleri stokluyorum, bir daha alıyorum. Hani o ürüne o kadar bayıldım ki başka bir ürün kullanmak istemiyorum diyorum. Yani eğer ki derseniz kardeşim onları zaten anlattın, bir daha işte son aylarda kullandıklarını bizimle paylaşma. Yorumlara yazın. Sizler son zamanlarda hangi ürünleri kullandınız ve memnun kaldınız? Sizin cildinizi irite eden ya da gerçekten bunu hiçbir şekilde önermiyorum, kimse almasın ya da benim cildim işte karmaydı ya da yağlı ve bana hiç iyi gelmedi dediğiniz ürünler varsa onları da paylaşabilirsiniz. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyeyim. İzlediğiniz için kocaman mahalo diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Ayrıca her hafta cuma günleri 6'da gelen videolardan da böylelikle haberiniz olur. O zaman haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Ya bir videonun daha sonuna geldik. Bu arada fark ettiniz mi? Gerçi hani çok da yakında değildim ama göz kalemi çekmedim. Çok önemli bir açıklamadır bu. Genelde çekiyorum, ben seviyorum ama bugün de dedim bir değişiklik olsun. Ya farda zaten far sevdiğimi, glitter sevdiğimi çok iyi biliyorsunuzdur artık. Yani takip ediyorsanız bakın şöyle yanar dönerli ama kameradan ne kadar nasıl gözüküyor gözükecek emin değilim.